Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem videosu için kapalı alandayız. Malum her hafta bir yerlere gidip dolaşıyorduk, geziyorduk. Çekim yaptığım saatlerde İstanbul'da yağmur olması nedeniyle böyle bir karar aldım. Tek başıma da çekerken normal stüdyo şartlarında çekmek benim de biraz daha kolayıma geldi. Öyle çok kamera sallanıyor, takip edemiyoruz diyenlere de bu böyle tripodlu çekim onlar için gelsin diyelim. Evet, bu hafta oldukça yoğun bir gündeme sahip durumdayız. Farklı farklı konular var. Hem yurt içinden hem yurt dışından. İşte bu konulara Hindistan'ın 5,5. nesil olarak diyorlar onlar, savaş uçakları amca ile başlayalım. Amca nedir diyebilirsiniz. Türkçe'de amca babamızın erkek kardeşi. Ama Hintliler amca projesinin açılımı İngilizce Advanced Medium Combat Aircraft, gelişmiş orta kapasiteli bir savaş uçağı olarak adlandırılıyor. Bu projenin başlangıcı 2008 yılına uzanıyor. Uzun yıllardan sonra Hintliler düğmeye basmaya karar verdi. Ama düğmeye basarken bizim TUSAŞ tarafından tasarlanmış Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuşu çok etkili oldu. Ve bu ilk uçuş sonrasında Hindistan kamuoyunda biz bu uçak projemizi niye bir türlü hızlandıramıyoruz diye bir baskı oluştu. Hindistan kabinesi 1.8 milyar dolara bütçeledi ve 5 adet prototipin üretimi, test uçuşları için gerekli parayı HAL olarak adlandırılan Hindistan Havacılık Şirketi'ne teslim etmiş oldu. HAL'ın açıklamalarına göre 2028'de bu uçağın ilk versiyonu gökyüzüyle buluşacak. Arkasından 2035'te de aynı Türkiye'deki Kaan projesinde olduğu gibi tasarımın ikinci aşaması hayata geçecek. Peki şöyle bir amca ve Kaan karşılaştırdığımız zaman nedir farkları, nedir görüntüleri, nedir hedefleri diye bakıyoruz. Öncelikli olarak aynı Güney Kore ve Türkiye projelerinde olduğu gibi Hintliler amca projesinde iki aşamalı ilerleyecekler. Bunlardan birincisi MK1 olarak adlandırılan, MK1 Mark 1 olarak adlandırılan ilk aşama. Bu aşamada motor Amerika Birleşik Devletleri'nden alınıyor ve General Electric üretimi F414 motorları seçilmiş durumda. Bunlar aynı zamanda F-18'de kullanılan motorlar. Her birinin itiş gücü yaklaşık 22 bin libre civarında. 22 çarpı 2, 44 bin libre. Bizim Kaan'da ise F-16'da kullanılan F-110 motorları var ve her birinin itiş gücü de yaklaşık 29 bin libre, 30 bin libreye yakın. Yani iki motoru karşılaştırdığımız zaman bizim motorlar yaklaşık %30 oranında daha güçlü motorlar. Bu açıdan da Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövde boyu, ağırlığı, taşıdığı yük kapasitesi amcadan daha fazla. Hintliler de aynı bizim programda ve Güney Kore'de olduğu gibi işlerine 414 motoruyla başlıyorlar. İkinci aşamada daha gelişmiş bir motor aşamasına geçecekler. Burada biraz itiş gücünü arttıracaklar ve aynı zamanda 5. nesil uçak özelliklerini taşıyacak. İşte termal açıdan o motorun görünürlüğünün düşük ve afterburner, art yakıcı yakmadan ses hızının üzerine çıkabilmek gibi özelliklere kavuşturacaklar ve 5. nesil bir uçağa ulaşmış olacaklar. Ama kendileri o zaman bu 5. nesili kendileri 6. nesil olarak olacağını iddia ediyorlar. Bu uçakta aynı zamanda yeni o bir sonraki versiyon için motor imalatı Hindistan'ın yardım alacağı bir yabancı ülkeyle birlikte yapılacak ve benzer bir şekilde Türkiye programıyla birlikte böyle bir aynı yol izlenmiş olacak. Şimdi 2028'de ilk modelinin ilk uçuşu, arkasından 2035'te gelişmiş versiyonun uçuşları derken Hintliler bunları zamanında yetiştirebilecek mi? Bu da bir başka bir olayın tartışması. Hintliler bu proje yine Tejas gibi çok uzun süre gecikir mi sorusunun cevabını şöyle yapıyorlar. Biz tek motorlu da olsa farklı bir kanat konseptine sahip savaş uçağını uğraştık. 15 yıl boyunca geliştirdik. Bir altyapımız var ve bu altyapıyı da bu projeye yansıtacağız. Çok daha hızlı yapacağız diyorlar. Tabii tartışmanın göbeğinde de malum Hindistan-Pakistan ilişkileri var. İki ülke çok ciddi bir uzun bir zamandır neredeyse işte biliyorsunuz Pakistan Hindistan'ın bir parçası olarak ayrılıyor. O süreçten bu yana ilişkiler çok iyi değil. Hintlere karşı Pakistan da şunu söylüyor. İşte Türkiye'nin geliştirdiği Kaan projesi var. Burada mühendislik destek konusunda bizlerle de çalışıyorlar. Belki bu uçak ilerleyen yıllarda Pakistan Hava Kuvvetleri'ne de katılabilir.
Bu tabii bu adım Hintlilerin kendi projelerini amcayı hızlandırmalarına neden olmuş durumda. Bakalım göreceğiz neler yaşanıyor, neler bitiyor ama bir projeyi Kaan'ın hızlandırması açıkçası bizler açısından böyle bir biraz ağzımız kulaklarımıza varmıyor değil. Gelelim ikinci konumuza. Bu hafta Konya'da bir uçak kazası meydana geldi. Türk yıldızlarına ait NF-5 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında bir arıza yaşadı muhtemel ve pilot alçak irtifada fırlatma koltuğunu çekerek uçağı terk etti. Kendisinin sağlık durumu iyi, emniyette inişini yaptı ancak uçağın düştüğü yerde pist konusunda çalışmalar, inşaat çalışmaları yapan bir operatörün çalıştırdığı bir inşaat aracı vardı. Burada bulunan bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Uzman çavuşumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nde başı sağ olsun. Bu kazanın arkasından hemen ya işte amma çok kaza oluyor. İşte geçen hafta UH-1 kazası, bu hafta NF-5. Bunların hepsini indirelim yere, uçurmayalım. Çok yaşlı bunlar gibi böyle yorumlar gelmeye başladı. Geçen hafta UH-1 ile ilgili bir video hazırlamıştım ve bana bir yorum özel olarak geldi. Tabii ismini paylaşamıyorum. Kendisi uzun yıllar UH-1 helikopterlerinde görev yapmış. O helikopteri çok iyi tanıyan, daha sonra Gökbey projesinde çok ciddi çalışmalar yapmış bir kişi. Bu genç arkadaşlarımızın, ben bunları tırnak içinde ergen olarak adlandırıyorum, hayatına tabii geçtiğimiz videoda söyledim. Aynısını burada da ileteyim sizlere. Benim izleyicilerim çok önemli bölümü bunlardan değil. Onu da belirteyim. Henüz kendi parasını kazanmıyor. Annesi yemeğini hazırlıyor. Babası harçlığını veriyor bu arkadaşlara. Onlar için her şeyi değiştirelim. Buyur bir şeyin parasını öde dediğimiz zaman hayatında para kazanmadığı için onlar için değiştirmek çok kolay. Şöyle bir laf vardır. Sayı saymasını bilmiyor çünkü sopa yememiş diye böyle Türkçemizde çok güzel bir laf vardır. Bunu da buraya bırakmış olalım. Bir hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, buna jandarma ve sahil güvenlik de dahil, emniyetsizse göreve gitmez. Önce uçuş emniyeti önemlidir. Bunlarla ilgili çok detaylı çalışmalar yapılır. Bu bir devlet malıdır. Binlerce insanın vergisi, tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır bunda. Bu görev yapılır ama o görev yapılırken bir numaralı konu uçuş emniyetidir. Hani hiçbir şey hızlı bir şekilde ya bunlar eskidi biz çevirelim bunu değiştirelim değil. Her şeyin bir ömrü vardır. Çok dikkatli bakılır. Plan yapılır, program yapılır. Buna göre bir hesaplama yapılır. Bunları iddia edenler derken hani sonuçta bir askeri mahkeme, şu an askeri mahkemeler yok ama hukuk sürecinde mahkemeye gitse neden bu oldu? Oradaki bu uçuş görev emrini veren komutanın sorumluluğu içerisinde kimse böyle bir sakat durumu olsa bu sorumluluğu almaz. Bakıyoruz dünyada akrotimlerde, gösterilerde birinci konu her konuda olduğu gibi uçuş emniyeti. İşte diyor ki birinin başının üzerine düşse o zaman biz bunları deniz üzerinde yapalım bu gösterileri. Kimse seyretmesin. Balıklar, martılar seyretsin isterseniz. Böyle bir durum yok. O meydan üzerinde emniyetli sahalar üzerinde bu uçuşlar gerçekleştiriliyor. Her türlü yaşanabilecek acil durumda her türlü planlama önceden defalarca gözden geçiriliyor. Bunların acil durum uygulamaları var. Bunları da sizlere bilgi olarak verelim. Diğer taraftan tamam Türk Hava Kuvvetleri'nde F-5'ler uzun yıllardır kullanılıyor. Muharip uçuşlarını çok uzun yıllar önce F-5'ler tamamladılar. Ama Türk Yıldızları yakın bir gelecekte Hürjet kullanmaya başlayacaklar. TUSAŞ tasarımı hatırlayacaksınız. Bununla da ilgili video yapmıştım. Hürjet ve Türk Yıldızları beraber bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Şu an Hürjet'in test uçuşları devam ediyor. Ve birkaç yıla kalmadan da Türk Yıldızları'nın F-5'lerin kullanım ömrünlerinin bitmesiyle Hürjet'e geçiş yapacaklar. Bunu da bu şekilde belirtelim. Her kazadan sonra bunlar eskidi, şöyle oldu, böyle oldu diyen arkadaşlara duyurulur. Şimdi tabii son birkaç gündür acayip bir savunma sanayinde atışlar, denemeler var. Onlarla da ilgili gündem konumuz var. Bunlardan bir tanesi MIDLAS olarak adlandırılan dikey atış sistemi. Roketsan'ın geliştirdiği bu sistem ilk olarak TCG İstanbul gemimizden atıldı. Ve buradaki, buraya gidişte de enteresan bir hikaye var. Malum işte gemilerin üzerindeki güdümlü mermiler veya füze sistemlerine baktığımız zaman böyle bir tüp içerisinde görürsünüz. Dikey atım çok büyük bir avantaj. Dikey atım çok daha fazla füzenin, mühimmatın hızlı bir şekilde atılmasını ve bunların güvertede çok daha emniyetli ve verimli bir şekilde kullanımını sağlıyor.
Türkiye gemileri yaparken malum deniz kuvvetlerimizin Barbaros sınıfı olsun, Gabya sınıfında olsun dikey atış sistemleri var. Ve bunu yapan Amerikan şirketinden Mark 41 serisi bu dikey atış sistemleri talep edildi. Fakat burada da Türkiye bir ambargo yedi. Bu ambargo üzerine Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan'a bir görev vererek bu dikey atış sistemini geliştirmesini istedi. Ve bu dikey atış sistemi geliştirildikten sonra kara testleri yapıldı. Sırada deniz testlerine geldi ve ilk teste çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Peki ne füzesi atıyorlar bunlar? Bunlar Roketsan'ın ve Aselsan'ın birlikte tasarlayıp geliştirdiği Hisar O'nun deniz versiyonu. Hisar D olarak adlandırılıyor. Aref olarak adlandırılan bir arayıcı başlığa sahip bu füze ve bu füze atışı gerçekleştiriliyor. Ne olacak? Bu atışın gerçekleştirilmesiyle önemli bir aşama kaydediliyor ve bu sistem TF-2000 hava savunma muhriplerine giden yolda da Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesini çözmesine imkan sunmuş oluyor. Sistemin ben ilerleyen yıllarda farklı deniz platformlarında da yer alacağını tahmin ediyorum. Bir mühimmatı sattığınız zaman, bir de olayın tabii ihracat tarafı var. Bu füzeyle birlikte bu sistemi de satıyorsunuz. Bu da önemli bir avantaj. Bazı ülkeler bu fırlatma sistemini alamadıkları için tercihleri Türkiye'den olabilir, Türkiye'den yana olabilir. Ben bu açıdan da bu sistemin mühendislik başarısının yanında ihracat başarısını da getireceğini düşünüyorum. Atışlar sadece bunlarla bağlı değil. Geçtiğimiz günlerde yine bu sefer Atmaca'nın bir testi gerçekleştirildi. Ve Atmaca ilk defa Kale Arge tarafından geliştirilen KTC 3200 serisi motorla atıldı. Bu test de Sinop'tan yapıldı. Sinop'tan fırlayan füze deniz hedefini vurdu ama hani hemen öyle 3-4 kilometre açıkta bir deniz hedefi değil. Çok ciddi bir test sürecinden geçiriliyor bu tür şeylerde. Ve ilk defa yerli motorla atılması da çok önemli bir bağımsızlık aslında. Niye? Daha önceden Fransız TR-40 motorları kullanılıyordu. İşte alınan motorlar Fransa'nın bu konudaki yaklaşımlarıyla birlikte Türkiye Kale Arge üzerinden bir alternatif oluşturdu. Ve bu da çok başarılı bir şekilde Atmaca'ya entegre edilmiş durumda. Bu motor sadece füzenin yüksek irtifalara çıkması değil, çok alçaktan deniz yüzeyini adeta yalarcasına uçmasını da sağlıyor. Deniz yüzeyinde bu kadar alçaktan uçmak hiç kolay değil. Sonuçta bu motor önden havayı çekerek alıyor ve yakıtla birleştirip bir itki gücü patlamayla birlikte bir itki gücü oluşturuyor. Eğer denizde bu kadar alçakta uçarken denizin etkileri, yani o deniz su damlacıkları, çeşitli deniz suyu da tuzlu bir su sonuçta. Her ne kadar Karadeniz'de tuz oranı düşük olsa da buraya çekerek verimli çalışması lazım. Bazen verimli çalışamıyor biliyor ama KTC 3200 bu açıdan çok yüksek performansı daha ilk atışta göstermiş durumda. Bu da çok çok önemli bir adım. KTC 3200 Kale Arge'nin son yerli seyir füzesi için geliştirildi. Atmaca'da kullanılıyor ve KTC 3200 yaklaşık 3.2 kN güç üretiyor. Bunun da bir küçük kardeşi var. O da yine Roketsan'ın Atmaca'nın küçük kardeşi olan Çakır'da kullanılıyor. KTC 3750 bu motor. Bu motor da adından anlaşılacağı gibi 1.7 Newton güce sahip. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde de Çakır Baykar'ın Akıncı insansız hava aracından atılmıştı. Bu açıdan Atmaca'nın küçük kardeşi Çakır ve birlikte Türkiye yeni bir füze ailesi oluşturmuş durumda. Sadece bu motorlar için Atmaca Çakır füzesi değil, ilerleyen yıllarda farklı farklı projeler geliştirileceğini sizlere belirtmemde fayda var. O kadar çok test videosu var ki bir başka konumuz Akıncı taarruzlu insansız hava aracından atılan MAM ailesinin yeni ürünleri. MAM biliyorsunuz MAM-C var, MAM-T var ve MAM-L var. Aslında MAM-T biraz daha büyüğü bunların, MAM-C'ye, MAM-L'ye oranla. Bunlarla ilgili de sürekli geliştirme çalışmaları yapılıyor. Ve tabii bu geliştirme çalışmalarında da itici en büyük güç Baykar. Baykar TB2 Akıncı ihraç ettikçe Roketsan tarafından geliştirilmiş MAM ailesine de yeni yeni müşteriler geliyor. Bu da önemli bir konu olduğunu belirtmemde fayda var. MAM-T için IRR yani kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı testi yapıldı. MAM-L için de TV arayıcılı başlık sistemleri test edilmiş durumda.
Bunların özellikleri ne diye sorabilirsiniz. Bu mühimmatlar özellikle görüş şartlarının düştüğü, işte bulut üstünden atıyorsunuz, hedefinizi çok iyi göremiyorsunuz, bölgede sis var ama o hedefi bulmak zorundasınız. Bu özel arayıcı başlık sistemleri istasyona o hedef hakkında güncel görüntüleri getiriyor ve bu hedefleri vurma yüzdeniz artıyor. Bu açıdan çok çok önemli yere sahip olduğunu belirtmemde fayda var. Sadece tabii mühimmat bunlarla ilgili değil. O kadar çok ki ben bile haber yapmakta zorluk çekiyorum takibi sırasında. Biliyorsunuz TRG 122 yaklaşık 35 kilometre menzili vardı. Bu Akıncı'ya takıldı. İHA 122 adını aldı ve bir anda menzili 60 kilometreye uzadı. Bir de tabii karadan atılan bu füzeler TRG 230 var. O da takıldı Akıncı'ya. İHA 230 adını aldı. Menzille yaklaşık 140 kilometreye çıktı. Ses hızının üzerinde atışla bu çok basit, maliyet etkin mühimmat hava araçlarına da uygulanmış oldu. Hava aracı bunu daha yukarıdan atıyor. Menzili uzuyor ve vuracağınız noktaya çok hızlı bir şekilde bunu yollayarak hem maliyet etkin karşıdaki hedefi bertaraf ediyorsunuz hem de elinizdeki sistemi farklı kullanarak burada kullanım yelpazesini de genişletiyorsunuz. Bu açıdan da Akıncı hemen hemen her gün bir atış videosu geliyor. Vallahi ben de takip etmekte güçlük çekiyorum desem yalan olmaz. Şimdi bu kadar askeri havacılık üzerine biraz da sivil havacılık konusu ekleyelim. Boeing'in biliyorsunuz işte 787 ile ilgili geçtiğimiz yıllarda üretim sorunları söz konusuydu. 2017'ye kadar da Boeing'in iki tane 787 üreten fabrikası var. Biri Seattle'da, diğeri de Charleston'da. Oradaki o Charleston'daki fabrikanın kalite müdürü 2017 yılında istifa etmişti. Ve arkasından da Boeing'e dava açmıştı. Bu davalarla ilgili hala mahkeme sürüyor ve geçtiğimiz hafta ilk ifadesini verdi. İkinci ifadesini verecekken daha doğrusu arada birkaç gün bekleme süreci var. Kaldığı otelin otoparkında hayatını kaybetmiş olarak bulunduğu yapılan araştırmada bölge polisi bir silahla birlikte hayatını kaybettiği, bir silahlı yaralanmanın sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti. Ama işte kim vurduya mı gitti, intihar mı etti, ne yaptı bilmiyoruz tabii bunlarla ilgili gelişmeyi. Bu mühendis açısından da olay farklı bir boyuta gitmiş durumda. Şimdi Boeing'in üzerinde son dönemde üretimle ilgili çok ciddi, açıkçası sıkıntılı günler geçiriyor. İşte 787 olayı, arkasından Boeing 737 Max'in yaşadıkları ve en son geçtiğimiz Ocak ayında Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 Max 9 serisi kalkıştan sonra acil çıkış kapısı o bağlandığı tapalardan çıkarak kopmuştu. Ve bu işin nereye doğru gideceği açıkça merak ediliyor. Boeing tabii imajını düzeltmek için çok ciddi bir taraftan işte uçakların toparlanması için adımlar atıyor. Gövde konusunda çok ciddi üretim yapan Spirit Aerospace Boeing tarafından satın alındı ve buraya yöneticiler geldi. Bu konuyla ilgili de epey ciddi bir çalışma, ciddi bir yatırım söz konusu ama tabii bu hayatını kaybeden mühendis konusu nasıl çözülecek olay tabii adli bir olay. Ben de açıkçası merak ediyorum. Sivil havacılıktan sonra tekrar askeri havacılığa dönelim. F-35 ile ilgili de çok önemli bir karar alındı. F-35 için Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon bir karar aldı ve tam oranlı üretime geçiş kararı bu. Bu yaklaşık 5 yıllık bir gecikme söz konusu. Projeyle ilgili bugüne kadar da 900 civarında uçak teslim edilmiş durumda. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon dönüm noktası C'ye geçildiğini ifade edilerek artık tam oranlı üretime girildiğini bildirmiş durumda. Bunun ne anlama geliyor? Bununla ilgili tüm silahların, mühimmatların, sistemlerin F-35 üzerinde testlerinin tamamlandığı, artık üretimin nihai bir şekilde gerçekleştirileceğini, bundan sonra standart olarak ilerleneceğini belirten çok önemli bir karar. Peki neden 5 yıl proje gelişti diye soracak olursanız, 5 yıllık gecikmenin başında diyorlar ki Amerika salgın döneminde, pandemi döneminde üretim konusunda yaşanan gecikmeler, bunlar testleri de geciktirdi. Ben çok merak ettim acaba Türkiye'nin bunda bir payı var mı diye ama Türkiye'nin tesibiyle geçmiyor raporda ama muhakkak Türkiye'nin bu projeden çıkartılması, Türk imalatçıların ellerindeki teslimatları verip
elindeki iş paylarının yabancı şirketlere verilmesi sırasında da aksamaların olduğunu, bu konuda ciddi gelişmeler olduğunu açıkçası ben tahmin ediyorum ama resmi olarak ifade edilen bir konu yok burayla ilgili. Bugüne kadar F-35'ler işte Amerika'daki üretim merkezinin yanı sıra Japonya ve İtalya'da imal ediliyor. A, B ve C modelleri var. Ve bununla da ilgili işte F-35'in daha hızlı üretilmesi için ben açıkçası önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bakıp göreceğiz neler olduğunu. Bu tarafta tabii bir taraftan yavaş yavaş yaklaşan Nisan ayı ile birlikte Türkiye F-35 için ödediği yaklaşık 1.2 milyar doların F-16 Block 70 alımına sayımı konusunda da Amerikalı yetkililerle görüşmeler başlayacak. Orada da bu alım daha şekillenecek ve arkasından da muhtemel Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Haziran-Temmuz ayı gibi de bu konuyla ilgili sözleşmenin imzalanması planlanıyor. Sonuçta Türkiye'nin F-35'e ödediği yaklaşık 1.2 milyar dolarlık parasının bir şekilde tahsil edilmesinin önemli. Bunun da altını çizmiş olalım. Şöyle gökyüzünden denizlere doğru inelim. Malum mavi matan diyoruz, deniz kuvvetleri diyoruz. İnsansız sistemler giderek önem kazanıyor. İnsansız deniz araçları İDA veya silahlı hale buna silah koyduğunuz zaman SIDA. SIDA sistemleri konusunda deniz kuvvetleri geçtiğimiz aylarda ilk sistemi Aselsan'la Sefine'nin yaptığı Marlin'i envanterine almış durumda. Marlin'den sonra ikinci İDA sistemi Meteksan savunma tarafından ciddi mühendislik çabalarıyla geliştirilen ULAK olacak. ULAK'la ilgili artık geri sayım başlamış durumda. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen bu projede her deniz aracına, insansız deniz aracına farklı görevler verilmiş durumda. Örneğin Aselsan'ınki elektronik karıştırma ağırlıklı kullanılabiliyor. Meteksan'ın ulağın üzerine ise Leumtas ve Cirit füzeleri eklenerek suüstü harbi yeteneği kazandırılmış durumda. Bu da tabii yeni yeni sistemler. Bir taraftan deniz kuvvetleri bu platformları kullanırken diğer taraftan da bu platformların görevleri konusunda da çalışmalar yapıyor. Bu da çok çok önemli. Her ne kadar işte görüyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri, her ne kadar bu konuyla ilgili farklı farklı işte kamikaze drone sistemleri, ona karşı savunma gibi yeni yeni konseptler ortaya çıkıyor ve bunlara da karşı adımların atılması, bu konuda sağlam durulması gerekiyor. Deniz Kuvvetleri de bu adımı atıyor. Bakalım Meteksan savunmanın ulağı kısa süre içerisinde envantere girdikten sonra diğerleri ne olacak? Bu konuda açıkçası takipçisi olacağız. Sizlere yeni haberleri ileteceğiz. Son olarak tekrar şöyle bir hava yollarına dönecek olursak, İlginç bir durum yaşanıyor. Özellikle Türk Hava Yolları'nın Meksika uçuşlarında. Meksika normalde Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Ama birçok Türk vatandaşı Meksika'ya Türk Hava Yolları ile uçup arkasından kara üzerinden sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica ediyor ve çok ciddi böyle bir trafik oluşmuş durumda. Sadece Meksika uçuşları değil, Türk Hava Yolları yeni bir kural oluşturdu. Ve bu kurala göre Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya uçuşlarında yeni bir güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Bu güvenlik önlemleri de şöyle, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'ye gittiğiniz zaman özel güvenlik şirketleri normal işte güvenlik kontrollerinin yanı sıra size bazı sorular sorabiliyor, bagajınızı kontrol edebiliyor. Bunu da yapan şirketlerden biri Gözen. Özellikle yolculardan tek yön bileti varsa dönüş tarihini veya dönüş biletini göstermesini istiyor. Otel rezervasyonu istiyor. Mesela bagajsız gidenler var. Bagajsız gidenlere hemen orada uçağa bindirmeme yetkisine sahip. Bununla da ilgili de ilginç bir olay oldu. Bana atılan bilgi üzerinden ben size bilgi vermek istiyorum. Bir yolcu yaklaşık 140 bin liralık bileti Türk Hava Yolları tarafından iptal edilmiş bu güvenlik şirketinin dur demesiyle ve 140 bin TL'sini yaklaşık Türk Hava Yolları'ndan alamıyor. Kendisi uzun yıllardır Güney Amerika'da birçok noktaya gittiğini ifade ediliyor. Bir tanesinde aldığı bilet uçağa binmek üzereyken iptal edip deport edilmiş oradan. Yani daha doğrusu İstanbul'dan deport edilmiş ve bu parayı alamıyor. Böyle bir hukuksal boşluk arada kalmış durumda. 140 bin lira da az para değil. Ek kontrol şartlarını getirdiğini ifade ediyor Türk Hava Yolları. Bu daha doğrusu şartlar o uçulan ülkeler tarafından Türk Hava Yolları'na uygulanması gerekiyor. Vize gerektiren ülkelerde vize soruluyor.
Otel rezervasyonu biraz önce dediğim gibi soruluyor. Dönüş bileti isteniyor. Tek yönler kabul edilmiyor. Örneğin Meksika için bagajsız yolcu uçağı kabul edilmiyor. Örneğin Küba için de ilk kez yurt dışına çıkan yolculara Küba gelme diyor. Yani vize istemiyor Küba ama Türk yolcular için vize bu tür ilk yurt dışı seyahatinseniz Küba girişte kabul etmiyor. Oldukça sıkıntılı. Malum yurt dışına çıkacaksınız. Türkiye'de çok ciddi bir özellikle Batı ülkelerinin uyguladığı vize konusunda çok büyük sıkıntılar var. Belgeleriniz tam olsa bile red oranı çok yüksek. Bunun yanı sıra size çok komik işte bir haftalık 10 günlük veriyorlar vizeler. Birçok insanın özellikle Avrupa ülkeleriyle çok ciddi ticareti var, işi var. Sadece işe tatil olarak bakmayın. Bu silsileye Güney Amerika'nın da eklenmesi oldukça ilginç. Umarım kısa zamanda bu durum düzeltir. Ülkeler, bu biraz da dış ilişkiler önemli. Bu konuda adım atılır diye umuyorum. Evet, bu hafta dışarı çıkamadık. Malum yağmurdan ve tek başına olmamdan dolayı kapalı mekanda sizlere çektim. Ama bu böyle devam etmeyecek. Emin olun, havalar güzelleştikçe dışarıdaki çekimlerimiz artacağını belirtmemde fayda var. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki gündemimizde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları, sağlıklı günler, iyi dinlenmeler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada tabii ki abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı da unutmayın.